Herkese merhaba. Domatesli kapya biber turşusu yapalım mı? Yapılışı çok basit, tadı da oldukça lezzetli. 1,5 kilo domatesimizi soyuyoruz ve robotta incecik çekiyoruz. Tenceremize 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı üzüm sirkesi ekliyoruz ve üzerine çekmiş olduğumuz domateslerimizi döküyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz, domateslerimizi kaynatıyoruz. Domateslerimizi çok fazla kaynatmamıza gerek yok. Hafif kaynamaya başladıktan sonra 2 diş sarımsağımızı küçük doğruyoruz, onu ekliyoruz. Yarım kilo istediğimiz büyüklükte doğramış olduğumuz cin biberlerimizi de ekliyoruz. Bu arada çok acı sevmiyorsanız biberlerin miktarını azaltabilirsiniz. Bunu ekledikten sonra karıştırıyoruz ve üzerine çekirdeğini çıkarıp yıkadığımız, istediğimiz büyüklükte doğradığımız kapya biberlerimizi döküyoruz. Karıştırıyoruz. Orta ateşte biberlerimiz hafif ölene dek ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Çok fazla pişirmemize gerek yok, diri olacak biberler. Biberlerimiz istediğimiz kıvama geldikten sonra tuzunu atıyoruz. Domatesli kapya biber turşumuz hazır. Kavanozlara koymadan önceden yıkayıp doğramış olduğum bir bağ maydanozu da atıyorum, karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kısıyoruz. Kavanozlarımıza yerleştiriyoruz sıcak sıcak turşumuzu. Kapağını sıkıca kapatıyoruz, ters çeviriyoruz. Soğuyana dek bu şekilde bekletiyoruz. Soğuyup şişemizi çevirdikten sonra kapağı içine çökmüşse konservemiz olmuş demektir. Bu şekilde istediğiniz yerde, istediğiniz süre saklayabilirsiniz. Ama kullanmadan önce mutlaka kapağını kontrol edin. Kapağı şişmiş konserveleri asla tüketmeyin. Soğuduktan sonra kavanozlarımızı düz çeviriyoruz. Turşularımın hepsinin kapağı tutmuş. Domatesli, bol acılı kapya biber turşumuz hazır. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.